Madenciler'den asgari ücret değerlendirmesi. Türkiye Maden İş Kütahya ve Havalisi Şube Başkanı Bülent Aydın yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu senede yılın son günlerinin gündem maddelerinden bir tanesi 2021 yılında uygulanacak asgari ücret ne olacak sorusuydu. 4 Aralık 2020 tarihinden bu yana 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu aralıklarla toplanarak 2021 yılı için uygulanacak asgari ücreti tespit ettiler ve 28 Aralık günü alınan kararı kamuoyuyla paylaştılar. Buna göre 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2825 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin tespit edilmesinde işçi tarafının temsilcilerinin 3000 TL'nin altındaki bir rakamı görüşmeyeceklerini daha önceden açıkladığını biliyoruz. Dolayısıyla işçi tarafı alınan 2825 TL'lik asgari ücret kararını katılmadıklarını beyan ettiler. Dolayısıyla işçi tarafı alınan 2825 TL'lik asgari ücret kararına katılmadıklarını beyan ettiler. Bu da gösteriyor ki 2021 yılı asgari ücret miktarını işveren ve hükümet temsilcileri belirlememişler dedi. Yasa gereği komisyonun oy çokluğu ile aldığı bir karardır. Her ne kadar belirlenen miktar çalışanlar olarak bizleri tatmin etmese de herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Gelelim asgari ücretin ne ifade ettiğine. Öncelikle asgari ücret genel anlamı ile çalışanlara uygulanacak en düşük ücret matrahıdır. Bunun yanında asgari ücrete oranla artan bazı kalemler de bulunmaktadır. İşsizlik maaşı, SGK prim tavanı, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primi vesaire gibi. Ardından da anlaşılacağı üzere işverenlerin asgari ücretin altında olmamak kaydıyla daha yüksek bir ücret ödemelerinin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır diyen Türkiye Maden İş Kütahya ve Havalisi Şube Başkanı Bülent Aydın ayrıca şunları söyledi. Evet, kamuoyunun çalışanların merakla beklediği 2021 yılı için uygulanacak asgari ücret bildiğiniz gibi 28 Aralık tarihinde Çalışma Bakanımız tarafından açıklandı. Çalışanlara olarak, çalışanların temsilci olarak bizlerin daha önce de lanse ettiğimiz gibi kamuoyuna bunu asgari ücretle alakalı görüşlerimizi açıkladığımız üzere bir kere 3000 liranın altında bir rakam olmasından yanaydık. Taleplerimiz de bu yöndeydi. Fakat açıklanan rakam oransal olarak %21.56'ya tekabül eden 2825 lira tutarında bir asgari ücret açıklandı. Bu asgari ücretin biz çalışanlar olarak, çalışanların temsilcisi olarak beklentilerimizin altında kaldığı görüşündeyiz. Keşke biraz daha yukarıda olabilseydi. Bunun 2825 lira şu anda 4 kişilik bir ailenin bize göre gıda harcamalarına denk gelen bir miktar. Tabii geçtiğimiz yılda uygulanan asgari ücretin bugünkü asgari ücrete göre oranına baktığımızda rakamsal olarak, oransal olarak %21'in üzerinde bir artış olması tabii oransal açıdan iyi gibi görünebiliyor. Fakat sizin de malumunuz çarşı pazar ne yazık ki açıklanan enflasyon oranlarıyla da örtüşmediğini de görüyoruz. Çarşıya pazara çıktığımızda her şeyin fiyatının bir önceki aya göre birkaç puan, hele hele yıl bazında enflasyon şu anda %14 ama gerçekte %30, %40'larda olan fiyat artışlarıyla karşılaşıyoruz. Bu da çalışanlarımızın alım gücünü etkiliyor. Asgari ücretin yıl içerisinde yani uygulamaya konulduğu tarihten yıl sonuna kadar olan süreçte bir alım gücünde gerileme söz konusu. Bu da yapılan zamları ne yazık ki çok kısa zaman dilimi içerisinde geri alınması anlamına geliyor. Bizim beklentimiz aslında asgari ücretin oranı ne olduğu elbette önemli. Ancak esas sıkıntı bize göre alım gücünün korunamaması, alım gücünün sürekli düşüyor olması. Bir de daha da önemlisi, asgari ücretle çalışan kesimin
nüfusa oranladığımızda her geçen yıl artması. Yani asgari ücret genel anlamıyla en az uygulanması gereken ücret miktarını ifade ediyor. Dolayısıyla asgari ücretin üzerinde bir ücret ödenmesinin çalışanlara önünde bir engel yok. Ama bugün çalışanlarımızın neredeyse ülkedeki iş gücünün yarısından fazlası asgari ücretle geçinmek zorunda. Yani asgari ücretlerin bu denli yoğun olması, size takdir edersiniz ki piyasanın hareketlenmesine, yani bu arkadaşlarımızın da piyasadan daha az alışveriş yapması, dolayısıyla bunun esnafa, sanatkara ve diğer sektörlere de olumsuz etkisi var. Yani asgari ücret aslında ne kadar yüksek olursa hem çalışanların refahı, hem bunların harcamalarından dolayı, yapacakları harcamalarından dolayı piyasaya olan etkileri konusunda aslında herkesi ilgilendiriyor. Temennimiz inşallah asgari ücret artık açıklandı, yapacak bir şey yok. Ancak vergi muafiyetleri konusunda belki hala bir şeyler yapılabilir. Asgari ücretin üzerindeki, yani çalışanların üzerinden vergi muafiyeti getirilebilirse biraz daha artırılabilir. Bizim sektörümüze gelince biz malum zor şartlarda çalışılan bir sektörüz, maden sektörü. Yani daha da fiziksel şartlar ve çalışma şartları olarak zorlanan bir sektördeyiz. Dolayısıyla asgari ücret miktar olarak herkese aynı oranda hitap etmekte. Beklentimiz dediğim gibi 3000 liranın üzerinde bir rakam açıklanmasıydı. Ancak açıklanan rakamda artık yapacak bir şey yok. 2020 yılı için, 21 yılı için herkese hayırlı olmasını temenni etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok şu anda.